Türkiye'nin otomobili TOGG'un konsept sedan modeline gelin yakından bakalım. Öncelikle aracın ön ızgara ve logosunda elektriğe vurgu yapan kayaletleri görüyoruz. Konsept sedan'da... Aa oğlum TOGG normal arabaya mı başlamış? Jeep değil. Kapılar Rolls-Royce'larda gördüğümüz gibi birbirine ters bir şekilde açılıyor. Aracın arkasında ise ortada birleşen stoplar bulunuyor. Konsept sedanın en dikkat çeken özelliği ise tavanında yer alan güneş paneli sayesinde kendini şarj edebilmesi. Ney? Şarjı takmana gerek yok. Kendini şarj ediyor güneş paneliyle. Abi öyle bir şey olamaz ya. Yok daha neler amına koyayım. Az ama az. He. Yardım ediyorsa. Bu sayede elektrikten tasarruf edebilmeniz de mümkün olacak. Konsept sedanın içerisine geçtiğimizde ise SUV versiyonunda yer alan ön konsol boyunca uzanan ekranları görüyoruz. Kapılar elektrikli ve orta konsolda bu kapıları açabileceğiniz tuşlara yer verilmiş. Hemen üstünde ise vites seçici yer alıyor. Aracın içerisindeki koltuk ve tavan döşemeleri çok kaliteli bir yapıda ve arka tarafta yolcular için bir kontrol tableti. Ya abi biz hep bunları görüyoruz da Türkiye'de şimdi bir soru soracağım size Çağ. Türkiye'de normal yola çıktın, memlekete gidiyorsun. Yolda TOGG'lar görüyorsunuz mu? Yollarda TOGG görüyorsunuz mu yani? Millet sürüyor ama. Evet. Ha var yani. Yoğun. Yala dedi yalama. Yala dedi yalama. Evet. Çok var. Oo. Avrupa'ya ne zaman açılacaklar peki? Yerleştirilmiş. Abi yalnız çok güzel araba yapmışlar ya. Avrupa'da var. Abi ben hiç Londra'da hiç görmedim. Londra'ya gelsin hatta alırım ama. Konsept araçta. Şakasız. Bak elektrik arabalardan nefret ederim. Londra'ya gelsin kameralı alırım. Kameralı yan ayna ve tüm koltuklarda elektrik desteğinin bulunduğunu görebiliyoruz. Sonuç olarak ben TOGG konsept sedanı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sizce bu TOGG yarın satışa sunulacak olsa ne kadar bir fiyata sahip olurdu? He.